Herkese günaydın, piyasa masası ile karşınızdayız Gizem'le beraber. Gizem günaydın, hoş geldin. Birazdan konuşacağız şirket haberlerini, borsadaki açılış beklentilerini ama öncelikle şunu hatırlatalım. Dün devraldığımız hava pozitifti. Asya piyasalarında biraz karışık seyirler olsa da gelen PMI rakamları beklentinin üzerindeydi, özellikle Çin tarafından. Bu hem bir yandan emtia sınıfı için tabii ki pozitif haber, hem de öte yandan bakıldığında her ne kadar şu an hala daralma, resesyon endişeleri masada olsa da dipten toparlanmaya dair önemli bir sinyal. Bu da hisse piyasalarına ekstra alım iştahı getirir mi? Tabii bu merak konusu. Şimdi gidelim hemen Ahlaç Yatırım'a, detayları soralım. Barış Ürkün olacak karşımızda. Hoş geldiniz Zeynep. Hemen söz size vereyim. Hem uluslararası piyasalarda bugün Türkiye'ye yansımalar nasıl olacak? Nasıl bir hava devralıyoruz? Hem de içeride özellikle gelişen ülkelerle MSCI Türkiye'ye baktığımızda son bir ayın en düşük seviyesine geldi aradaki rasyo. Gelişen ülke kurlarında rally olurken Türk lirası çok fazla o rally'ye de katılamadı. Şimdi lik yatağı gibi. Buradaki negatif ayrışmamızı nasıl yorumluyorsunuz? Onu da sorayım. Evet, günaydın. Yayınlar diliyorum. Evet, yani şöyle baktığımızda piyasalara geçen hafta özellikle yani yurt dışı kaynaklı olarak değerlendirilse ilk olarak Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında para politikası çerçevesinin enflasyonda hedeflenen seviye ortalama enflasyon olarak söylemesi, ardından da faizlerin uzun süre düşük kalacağına dair net bir şekilde mesaj vermesi sonrası riskli varlıklar üzerinde olumlu etkilerini gördük. Yani baktığımızda dün de baktığımızda bunun biraz etkisini görmüştük diyebiliriz aslında. Tabii baktığımızda dün itibariyle ikinci çeyreğin ikinci ayının sonuna geldik. Üçüncü çeyreğin pardon. Bu bağlamda da baktığımızda pozisyon ayarlamaları diyebileceğimiz hareket tarzıyla ABD'nin de endeksler negatif tarafta bir kapanış yaptı gözüküyor Nasdaq dışında. Yurt dışı taraftaki fiyatlamalar aslında bu şekilde diyebiliriz. Yani genel itibariyle faizlerin uzun süre dediğim gibi düşük kalacağına dair beklentiler önümüzdeki süre içerisindeki riskli varlıklar üzerinde eğilimin korunmasını, yukarı yönlü eğilimin korunmasına neden olabilir gibi açıkçası ilk aşamada gözüküyor diye söyleyebiliriz. Tabii ki bugün itibariyle baktığımızda Eylül başı itibariyle Amerika'da artık seçim atmosferine de giriyoruz. Daha fazla yaklaşıyoruz diyebiliriz ve buradan da gelebilecek yeni haber akışları, yeni gerilimlerde özellikle ABD endeksi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İşte bunun etkilerinin yurt içi tarafa etkisi ne olacak? Tabii ki bunu da takip ediyor olacağız. Ama yurt içi fiyatlama açısından baktığımızda dün yine endekste satıcılı bir seyir oldu. Yani bir yukarı yönde iki aşamada deneme gerçekleşti ama kısa süre içerisinde yeniden satış baskısıyla karşılaşıldığını görüyoruz. Tabii ki burada en önemli etken yurt içinde bizim ilgilendiren özellikle Doğu Akdeniz'de yaşadığımız Yunanistan'la gerilim durumu. Bunun da hala devam ettiğini görüyoruz. Yeniden Navtex mesajlarının süresi uzatıldı 12 Eylül'e kadar. Bununla ilgili gelen haber akışlarını takip ediyoruz ve burada karşılıklı gelen açıklamalarla birlikte buradaki gerilimdeki devam eden süreç doğal olarak endekse de bir miktar negatif yansımalar yaratıyor. Dün itibariyle baktığımızda özellikle 30 endeks ve hatta bankacılık endeksi içerisindeki hisseler üzerinde, banka hisseleri üzerinde satış baskılarının yoğun olduğunu gördük ve bu bağlamda da endekste %2'ye yakın bir düşüş baskısıyla günün tamamlandığını görüyoruz. Doğal olarak aslında yurt için ilgilendiren gelişmeler bunlar. Yani fiyatlama açısından baktığımızda bunu biraz daha bu tarafa odaklanmamız gerekecek bir süre daha diye düşünüyorum. Bu bağlamda baktığımızda da endeksin dün itibariyle 200 günlük hareketli ortalamasının altına doğru geçiş yaptığını ve o seviyede tamamlandı. Yani 1078 civarında bir kapanış yaptığını görüyoruz. O yüzden de baktığımızda bugün itibariyle VIOP tarafında nispeten hafif pozitif bir açılışla bir hareketlenme var şu anda baktığımızda. Fakat 1086 200 günlük hareketli ortalama üstüne geçmediğimiz müddetçe endekste bir miktar daha satış baskısı görme ihtimali olabilir. Dediğim gibi bu seviye üzerine doğru bir kalıcılık, bir yukarı yönde hareket etme eğilimi oluşursa eğer o zaman biraz daha yükseliş eğiliminden bahsedebiliyor olacağız diye açısı düşünüyorum. Dolar TL bakacak olursak da dolar TL son birkaç gündür 7.37-7.35 civarında yani dar bir bant aralığında hareket ediyor. Zaman zaman 7.33-7.32 civarına da doğru hareket ediyor. Fakat nispeten dar bir hareket alanı içerisinde hareket ettiğini görüyoruz doların. Yani burada tabii dışarıda dolar endeksinin 2 yıldan biraz daha uzun sürenin en düşük seviyesine gelmiş olmasının etkisi henüz gözlenmiş değil. Tabii ki bunu da jeopolitik içeride yaşadığımız gelişmelere biraz da bağlamamız gerekiyor. Burada aralık ortalama fonlama maliyetini takip ediyoruz. Bir yandan %10.15 civarına doğru yükseliş eğiliminde devam ediyor. Likidite sıkışıklığında Merkez Bankası'nın bu politikasının devam ettiğini görüyoruz. O yüzden dolar TL'de dar bir alanda hareket, yani 7.40'ın üzerine doğru geçemeyen, aşağıda da 7.30'un altına inme isteği göstermeyen bir bant hareketi dolar TL'de açısından da bizi bekliyor gibi gözüküyor. Kısaca aslında biraz da altına değinmek istiyorum. Ons altın tarafında dakikanın içindeyiz Barış. Dolayısıyla biraz hızlıca toparlamanı rica edeceğim. Tamam.
Hemen tamamlayayım. Altında da yükseliş beklentim devam ediyor. Düşük faiz beklentiye devam ettiği müddetçe orada da yukarı yönlü hareket beklentimi sürdüğünde 2000 dolarların yakında test edilme ihtimali olduğunu da söyleyerek tamamlayayım. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Alaç Yatırım'dan Barış Rükün'ün görüşlerini aldık piyasaya dair beklentilerini. Gizem, şimdi istersen bir açılış beklentileriyle başlayalım. Hem dün Amerika borsaları aslında fena değildi performans. Bugün Asya piyasalarında da karışık ama genel olarak pozitif bir havadan bahsedebiliriz. PMI'lere mi bağlıyorsun bu fiyatlamayı? Öte yandan içerideki risk iştahını nasıl etkileyecek? Şöyle, Ağustos ayı bizim için çok iyi bir geçen ay olmadı aslında. Gelişen ülkeler için de genel itibariyle iyi geçen bir ay olmadı. Aslında bizim özelimizde ekstra bir haber akışı var mıydı? Çok yoktu. Ama biz de o sert satışlardan etkilendik. Hani o kadar sert satış gerektirecek bir şey yoktu anlamında söylüyorum. Yani kur zıpladı bir. Evet, kurdaki volatilitenin hızlı artışını Ağustos'ta gördük zaten. Aynen öyle. Dolayısıyla hani Ağustos ayı performanslarına bir ayrı bakarız ama tepkiye alımı bekleyenlerin şöyle de bir çekincesi var. Az önce Barış Bey de aktardı zaten. Endeksin işte 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaşmasından kaynaklı belki teknik anlamda bir tepki vermesi gerekebilir ama bu kalıcı bir risk iştahında bozulma da beraberinde getirmiş de olabilir şeklinde yorumlarla karşılaştık. Kısa vadeli bugünün beklentilerine bakalım mesela. Güne pozitif seyirle başlamasını bekleyenlerden bir tanesi mesela Vakıf Yatırım. Dünkü kapanış her ne kadar nispeten zayıf da olsa diyorlar, 1075 desteği hala önemini koruyor demişler. 1095 ise ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. 1075 altında oluşabilecek fiyatlamalarda risk azaltarak 1065-1038 diğer destek seviyeleri olarak takip edilmelidir şeklinde yorumları var. Bununla beraber iş yatırım mesela demiş ki gelişmekte olan ülke varlıklarında genele yayılmış olan bir satış dalgası var ve Doğu Akdeniz'de özellikle artan jeopolitik riskler nedeniyle tepki alışlarının kalıcılığı konusunda çok emin değiliz demişler. Geri çekilmelerde onlar da 1060 seviyesine dikkat çekiyorlar. Burası güçlü bir destek olur demişler. PMI verileri izlenecek ama tabii ki bunun hani piyasa etkisi görmemiz çok olası değil. Daha öncesinde görmüyorduk. Ama vaka sayısının artmaya başladığı dönemde tekrar PMI verisi o döneme ait. Ekonomik büyümede bir yavaşlama var mı? Yoksa bizim gördüğümüz inmelenme devam ediyor mu? Yani normalleşme sürecine kaldığımız yerden devam ediyor muyuz konusunda sinyal verebileceği için önemli demişler. Mesela Ziraat Yatırım yurt içi piyasalarda kur, faiz ve CDS görece stabil bir görüntü kazansa bile diyorlar. Borsa İstanbul'da dün negatif ayrışmanın devam ettiğini gördük. Ve geçtiğimiz günlerde seninle de dikkat çektiğimiz MSCI Türkiye ve MSCI gelişen ülkeler rasyosu son bir ayın en düşük seviyesine kadar gelmiş oldu. Endekse özellikle katalizör görevi görebilecek yani ağırlığı yüksek olan hisselerde hala zayıflık var diyorlar. O yüzden de bu kırılgan görüntüden kaynaklı olarak BIST 100'de baskı devam edebilir şeklinde de yorumlar var. Dolayısıyla ayrışmış bir piyasa beklentisinden bahsediyoruz en azından şimdilik. Peki bu borsa tarafı, bir de gel istersen döviz tarafına bakalım. Ağustos ayında nasıldı performans o tarafta Gizem? Hemen şöyle gösterebilirim aslında bir grafik üzerinden. Ekrana getirdiğim tabloda beyaz sütunlarla gösterdiğim gelişen ülkelerin döviz sepeti. Yani gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalamada dolar karşısında nasıl bir performans sergilediğini görüyoruz. Turkuazla gösterdiğim kısımda TL'nin dolar karşısında nasıl bir performans sergilediğini gözlemliyoruz. Bu da aynı yani TL gibi şu goy döviz sepeti diye yazdığım şey. Yani gelişen ülke para birimleri bölü dolar. TL bölü dolar gibi tıpkı. Şöyle biraz daha büyüteyim hatta sütunları daha net görebilmek açısından. Şimdi şu son sütun bugün artık Eylül ayına girdiğimiz için. O yüzden şuna bakacağız. Burası Ağustos ayı. Ağustos ayında TL dolar karşısında %4.9 değer kaybetmiş. Gelişen ülkelerin ortalaması ise %0.3 civarında. Yani biz gelişmekte olan ülkelerin neredeyse 4 katı kadar değer kaybetmişiz. Evet, onlar da ortalamada değer kaybetmişler ama bizim kaybımızın daha derin olduğu anlaşılıyor. Bununla beraber Temmuz ayında da benzer bir hikayemiz var. Temmuz ayında hatta gelişen ülkeler dolar karşısında %2.4 kadar değer kazanırken TL o dönemde %2'ye yakın değer kaybetmişti. Bir kez daha biz onlardan 4 kat daha fazla negatif ayrışmış vaziyetteyiz aslında. Bununla beraber Ağustos zaten Haziran ayında her iki tarafta değer kaybetmişti. Böylece TL'nin değer kaybı 3. aya böylece de taşındı. Burada önemli olan faktör şu. Dolar 6. ayda da değer kaybediyor. Doların kaybettiği bir ortamda biz TL'nin değer kaybettiğini görmekteyiz.
Peki, şimdi birazdan şirket haberleri ve sektör haberlerini de konuşacağız Gizemli, ama Borsa İstanbul'da açıldığından itibariyle %0.28 yukarıda başladı borsa günü. 1081 puan seviyesine %0.28'lik yükselişte 1081 puandan güne başladı. Öte yandan bugün Bloomberg Türkiye'nin tüketici güven endeksi gelecek. Ağustos ayındaki rakamı hep beraber birazdan takip edeceğiz. Şunu da hatırlatalım, öncü güven Ağustos ayına dair, yani Ağustos'un 15'inde açıklanan rakam Temmuz'la kıyasla bir miktar daha düşüşe işaret etmişti. Bakalım manşet rakam ne gelecek, ya da açıklandı. Ağustos'ta önceki aya göre %16.8'lik düşüşle 74.8 seviyesine geriledi Bloomberg HT'nin tüketici güven endeksi. Hatırlatalım, tüketici güven endeksi aslında çok hızlı bir şekilde bu yılın başından itibaren düşüyordu. Ocak ayında 84 olan, 2020'ye başlarken 84 olan güven endeksi Nisan ayında dip seviyesi 65'e kadar gerilemişti. Hemen akabinde zaten burada da beklenti endeksi de ekrana geldi. Keza tüketici güveninde de benzer bir tablo var. Nisan'daki o dip seviyelerden sonra biz Mayıs-Haziran ayının, yani ekonominin yavaş yavaş kademeli açılma, kademeli normalleşme dediğimiz o süreçte yükseliş olduğunu gördük. Fakat Temmuz-Ağustos aylarında aslında net bir şekilde ikinci dalga endişesinin yeniden fiyatlamaların içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Şimdi detayları konuşalım. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu olacak telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hemen sözü size vereyim. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Aslında ön endekste gördüğümüz tablonun devam ettiğini izliyoruz. Tabii endeksin yapısı gereği oynaklığı diğer endekslere göre daha fazladır, bir yayılım endeksi olması nedeniyle de. Ama alt kalemlere baktığımızda tüm 5 soruluk anketin tamamında düşüş görüyoruz. Ön endekse göre bir miktar çıkış olsa da, yani aylık ortalamada oldukça sert bir düşüş var. Bizim görebildiğimiz, ön endekse de belirtmiştik, 3 tane faktör var görünüyor Ağustos'taki görece bu sert düşüşün arkasında. Birincisi finansal piyasalardaki negatif hareketlenme, yani döviz kurlarının yukarı hareketlenmesi, yani Ağustos başından itibaren alacak olursak faizlerin özellikle sert yukarı gitmesi ve borsanın düşmesi. Bütün akademik çalışmalar bu üç faktörün, özellikle kurlar, faizler olmak üzere, tüketici güvenini olumlu ya da olumsuz etkileyebildiğini harekete göre gösteriyor. İkincisi, siz de bahsettiğiniz pandeminin seyri, yani bu anekdotal bilgi. Muhtemelen biz işte rakamları görüyoruz vesaire, ama çevremizde gördüğümüz, hissettiğimiz, o tüketicinin davranışsal olarak hissettiği değişim muhtemelen yansıyor kanaatindeyiz. Yani önümüzdeki döneme ilişkin, önümüzdeki günlere ilişkin algıyı etkilemeye başladı pandeminin seyri. Üçüncüsü de tüketim eğilimi. Yani otomobil, konut ve dayanık tüketim malı almak için iyi mi kötü mü zaman, orada da sert bir düşüş var. O da zaten faiz çıkışı ve belirsizliğin artması, kurlardaki hareketlenme burayı etkilemiş görünüyor. Son ÖTV otomobille ilgili nasıl etkileyecek onu da izleyeceğiz, ama muhtemelen düşüş yönünde olabilir. Hocam, dün gelen ikinci çeyrek büyüme rakamında tüketimden dolayı büyümede yaşanılan özellikle puansal kayıp dikkat çekiciydi. Orada 3 puanın üzerinde bir kayıp vardı. Öte yandan bu hafta enflasyonu da karşılayacağız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Üçüncü çeyrekte de sizce benzer şekilde tüketim büyüme içerisinde eksi olacak mı? Ve öte yandan bu tabii işin olumsuz tarafı, ama enflasyona geçişkenliğe baktığımızda kredi büyümesinin biraz hız kestiği, tüketimin hız kestiği dönemlerde kurun enflasyona geçişkenliğini biraz daha az hissedebiliyoruz. Buna dair ne dersiniz? Şimdi aslında dünkü rakamla da birleştirirsek, biz tabii çeyreklik bakıyoruz, ama çeyrekler bu dönemde bence tanımına dikkat etmemiz de gerekiyor. İkinci çeyrekte örneğin Nisan ve Mayıs aylarında çok sert bir düşüş oldu, ama Haziran'la beraber de toparlanma başladı. Aslında üçüncü çeyreğin o Haziran ayını çıkartsak daralma çok daha fazla olacaktı muhtemelen. Üçüncü çeyrekte de Temmuz ve Ağustos'un belki başlarına kadar toparlanma hızlanarak devam etti. Ama içinde bulunduğumuz dönemde yavaş yavaş gerilemeye başlıyor gibi de. Eylül ayı önemli olacak. Fakat her halükarda baktığımızda çeyrekten çeyreğe de yıllık bazda da tüketim, iç talep pozitif yönde etkileyecek gibi görünüyor. Hizmet sektörlerini tabii kestirmek kolay değil, ama genel manzaraya baktığımızda hani çok güçlü olmasa da hafif bir artının olmasını bekleyebiliriz. Fakat son çeyreğe doğru giderken
bu içinde yaşadığımız, yani tüketici güveni de ona işaret ediyor. Tüketici güveni aslında işte Mayıs, Haziran'la toplanarak gelmekte olan, yani daralmanın hızla döndüğünü gösteriyordu. Bence bu verilerde o toparlanmanın aşağı doğru döndüğünü gösteriyor. Son çeyrekle ilgili büyüme gelecek geçen yılın baz etkisini dikkate aldığımızda daha aşağı doğru ya da sıfırlar civarına dönecek gibi geliyor. Kur geçişkenliği konusuna gelince evet, talebin güçlü olduğu yerde daha fazla oluyor. Ama yani biraz gecikmeli de olsa bence o hala zayıf olmayan bir ilişki ve enflasyonla ilgili tehdidini oluşturmaya devam ediyor. Şimdi reel sektör güveni ve tüketici güven endeksi arasında bir ayrışma var. Tüm dünyada var. Gizem de daha önce grafiklerle göstermişti hocam, sadece Türkiye'de değil. Şimdi imalat PMI rakamı geldiği için bir cümlede ben onunla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Aslında her ne kadar reel sektör güven endeksi, ekonomik güven endeksi toparlanıyor desek de Ağustos'ta tüketici güven endeksi düşmüş ve Ağustos ayına dair açıklanan ISO'nun PMI rakamı da gerileme kaydetmiş. Önceki rakam 56.9 iken 54.3'e gerilemiş. O cepheyi de sorayım size. Evet, bu bir benzer bir endeks Samex'i sanıyorum. O da benzer bir düşüş göstermişti. Evet. Bu endekste de düşüş var. Evet, yani bu yavaş yavaş aslında anketlerin yapıldığı dönem, kapsam, bir miktar böyle dönemlerde ters yönlerde işaret verebilir ama Bloomberg anketi de, PMI anketi de aslında genel trendi gösterme konusunda güçlü anketler. ISO'nun PMI ve dünyadakine çok benzer trendde giden. Dolayısıyla bence MÜSİAD'ın anketi ve bu ISO'nun anketi o tarafta da, reel tarafta da bu tüketici davranışındaki, talepteki azalma yöndeki işaretlerin gelmeye başladığını gösteriyor. Çünkü yani 56-54 düşüş evet var, hala 50'nin üzerinde ama çok düşük olmayan bir gerileme var. Tahmin ediyorum o gerilemeye devam edecek önümüzdeki bir iki ay içinde de. Hocam müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın mesela likiditeyi destekleyici adımlardan geri adım atmış olması, yani eskisi kadar bol likidite görmeyecek olmamız, kredi koşullarının biraz daha artık hani eskisi kadar kredi verilmeyeceğini anlamış olmamız, bunların hepsi 3. çeyrek ve 4. çeyrek büyümesinden ne kadar, daha doğrusu 4. çeyrek büyümesinden ne kadar yemiş olabilir sizce? Valla bence çeyrekten çeyreğe baktığımızda önemli oranda yiyecek, alacak gibi görünüyor çeyreklik büyüme tarafında. Yıllık tarafta da alacak çünkü faizlerdeki hareket gerçekten yani bir V şekli, yani çok sert iniş ve çok sert bir çıkış görüyoruz. Merkez Bankası'nın para politikasındaki likidite koşullarındaki sıkılaşma etkisini mevduat ve kredi faizlerinde, özellikle kredi tarafında göstermeye başladı. Bu da doğrudan talebi etkileyecektir diğer belirsizliklerle beraber. Ama para politikasının kur tarafına etkisi, enflasyon beklentilerine etkisi o denli güçlü olmayabilir. O anlamda para politikası talep ve büyüme tarafındaki etkisini gösterecek bir nitelikte gibi görünüyor şu anda. Bence kayda değer bir etki göreceğiz talebi kesmek ve büyümeyi tekrar sıfırlar civarını çekme konusunda. Hocam son bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi kamu hani tarafında mesela büyüme içerisinde kamunun desteğini biz 2017'den ilk defa görmedik, 2017'den bu yana. Bundan sonrasında nasıl bir seyir beklersiniz? Mesela faizler yükseliyor diyorsunuz, bu durumda yatırımların negatif katkısı devam mı edecektir? Mesela şu an yüksek bir kur var, bunun bu sefer dış talebin katkısını negatiften biraz daha iyileştirmesini bekler misiniz? Yani büyüme kompozisyonuna ilişkin dördüncü çeyrek senaryonuz nedir? İkinci çeyreğe göre dün de gördük, ihracatta çok sert bir gerileme vardı. Muhtemelen aynı boyutta olmayacak en azından bugünkü tablo itibariyle. Fakat dış talebin ben yine zayıf kalmaya devam edeceğini, pandemi koşulları ve genel belirsizlik nedeniyle yine zayıflığın devam edeceğini düşünüyorum. İç talep tarafında ise bu faizlerdeki yukarı çıkış özel tüketim ve yatırımlarla ilgili talebi ve büyümeyi yine aşağı yönde çekmeye devam edecek tekrar. Bu geçici yukarı yönlü hareketten sonra 3. çeyrekte gördüğümüz muhtemelen rakamlara da yansıyacak olan, benim tahminim bundan sonra maliye politikasında, yani kamunun gerek harcama tarafında bu büyümeyi destekleyici adımlarını daha fazla göreceğimiz yönünde ve vergi tarafında. Tabii son vergiyle ilgili ayarlamalarda biraz orada kafamızı karıştıran gelişmeler de var. Hani bir taraftan vergileri hızlı arttırmak, hani tüketici açısından, talep koşulları açısından istenen sonucu vermekten uzak olabilir ama bizim genişleyici bir maliye politikasına döneceğimizi,
belki otomobil dışındaki birçok sektörde vergi indirimleri olabileceğini ve kamunun bütçeyle ilgili o kırmızı çizgilerini bayağı aşarak ve bütçe açığıyla ilgili kaygısını da minimuma çekerek maksimum gayreti orada göstereceğini düşünüyorum ama kamunun maliye politikasının etkisi de bir yere kadar olabilir. Yani bunun uzun süreli bir maraton olduğunu unutmamamız, kredi ve maliye politikası, para politikasını kombineli bir şekilde uzun süreli planlayarak kullanmamız gerekiyor. Kısa vadeli her bir hareketteki hızlı adımlar sürdürülebilirlik anlamında çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Kredi tarafında da gördüğümüz gibi. Hocam çok teşekkürler aktardıklarınız için. Profesör ben Doktor de teşekkür ederim. Erhan Aslanoğlu'nun hem veriye, tüketici güven endeksi hem de PMI'ye dair görüşlerini aldık. Gizem, istersen stratejilere geçmeden önce şirket haberlerini bir aktaralım. Çünkü çok az bir süremiz kaldı. Stratejileri haftanın geri kalanında da zaten paylaşırız. Aslında çok ön plan çıkarabileceğim bir şirket haberi yok, onu söyleyebilirim. O yüzden hani bu bölümü kısa da geçebiliriz. Sadece kamu sigorta şirketlerinin birleşme süreci tamamlandı. Yeni şirket, birleşik şirket 2 Eylül 2020'den itibaren resmen işlem görmeye başlayacak. Onu da söylemiş olalım. Yani zaten ana kodları da açıklandı. Onu da ufak bir detay olarak bahsedebiliriz. Bununla beraber diğer başlıklara göz atacak olursak, Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama vardı. Az önce de arkadaşlarımız zaten altyazıda verdiler son dakika olarak. Bu görüşmeler bir süredir devam ediyordu. O yüzden Türk Hava Yolları üzerinde bir etkisinin olmayacağını da ifade etmekte fayda var. Bununla beraber Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için bankaya Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle 250 milyon dolar kredi sağlanmasına onaylandı. Proje COVID-19 salgınından ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel işletmelerin finansmana erişim imkanının sağlanması amacıyla toptan bankacılık faaliyetleri çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktöring şirketleri aracılığıyla kullandırılacak. KOBİ'ler için de buradan bir kez daha aktarmış olalım. Bir diğer önemli konu da Eylül-Kasım dönemine dair iç borçlanma statüsünü aldık Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Hazine Eylül, Ekim ve Kasım aylarında sırayla bakacak olursak Eylül'de 26, Ekim'de 44, Kasım aylarında da 29 milyar lira olmak üzere toplamda 98.4 milyar liralık iç borç servisi ve Eylül'de 5.8, Ekim'de 4, Kasım'da 4 milyar liralık toplam 13.8 milyar lira değerinde dış borç servisi gerçekleştirecek. Aynı aylarda yine Eylül 10, Ekim 22, Kasım 15 milyar lira olmak üzere de 47 milyar liralık iç borçlanma öngörülüyor. Dolayısıyla Eylül ve Kasım dönemi için öngörülen iç borç çevirme oranında %48 olduğunu da hatırlatmış olayım. Paylaşacağım şirket haberleri benim bu şekilde. Faizler üzerinde son dönemde borçlanma statüsündeki yoğun takvim tabii ki baskı yaratıyordu. O yüzden Hazine sonbahara daha görece az borçlanarak girmeyi planlıyor. Aslında az önce sen de Erhan Hoca'ya sordun, yani kamunun teşviği nasıl olacak diye, kamunun büyüme içerisindeki katkısı nasıl olacak diye. Anladığımız kadarıyla pandeminin başındaki kadar yüksek kamu desteği olmayacak büyümede, değil mi? Yani mevcut düzenlemelere baktığımızda hem vergilerdeki, ÖTV'deki artış hem borçlanmayı biraz düşürmesi eskiye nazaran bütçede çok fazla açık vermek istemediğine dair bir sinyal veriyor. Ben Erhan Hoca'nın açıkçası söylediklerine şaşırdım. Bunu ilk defa duyuşum değil ama bu bir olasılık. Şöyle ki, mesela şöyle bir sohbet geçmişti geçtiğimiz günlerde Atıl Murat Hoca'yla. Demişti ki, şey diye sormuştum, bizim kamu maliyemiz güçlü. Maastricht kriterlerini sağlamanın yanı sıra gelişen ülkeler içerisindeki en iyi kamu maliyesine sahip ülkeyiz aslında gelişen ülkeler içerisinde. Asım Hoca demişti ki, kamu bu dönemde bütçeden feragat etmeyecekse ne zaman edecek demişti. Aslında Erhan Hoca da benzer bir şey söylüyor. Son dönemde attıkları adımlarla beraber bu noktada bütçe dengesini ya da bütçe açığını çok gözetmeyecekler. Oradan destekleyecekler. Kamu maliyesini bu şekilde destekleyecekler. O yüzden de bütçe açılabilirin mesajını alıyorum bir taraftan. Bir de şu var. Evet, desteklenebilir. Bu kaynak kullanımı da aynı zamanda önemli. Ama mesela ÖTV arttırımı diyoruz ya, araçta çok tartışıldı da. Mesela Türkiye'deki vergi gelirleriyle Türkiye'nin milli hasılasının grafiğini üst üste koyduğumuzda lineer bir ilişki çıkar. Ama iş tüketimin biz desteğini görmeye çalıştık, yani kredi kanalları açıldı vesaire. Ama yine de iç tüketimin biz milli hasılayı yine de salgın döneminde düşürücü yönde etki yaptığını gördük. Dolayısıyla ortada tüketim az olduğu için vergi de az. O yüzden de verginin azaldığı bir ortamda, vergi tahsilatının azaldığı ve özellikle doğrudan alınan vergilerde azalma söz konusu olduğu için büyüme üzerinde aşağı yönde risk yaratıyor.
yaratıyor. Ama kamu maliyesi tarafından bakacak olursak bu da bir kaynak. Belki de önümüzdeki dönemde büyümeyi destekleyecek olan faktör gerçekten de kamu tarafından gelecek olan yatırımlar olabilir. Özel tüketim vergi artırımı söz konusu olduğu için olmayacağını varsayarak konuşacak olursak. Tabii, Türkiye'deki toplam vergi gelirlerinin neredeyse yarısı dolaylı vergilerden geliyor. Evet. Dolayısıyla yani onu da hatırlatalım ama Gizem'in dediği gibi yani doğrudan vergilerden gelmese bile dolaylı vergilerden de gelmeyebilir eğer tüketim azalırsa. Yani illa otomotiv almaya da gerek yok. Çok teşekkürler Gizem Aksaray için. Piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.